bu mesela senin siten insanlara son dakika haberleri bir application'ın var. Ben de yüklü, benim telefonumda da yüklü. Son dakika geçiyorsun. Ama mesela sendekiler işte videolar vesaire daha hayata dokunan, daha böyle orta medyada zaten her yere herkes ulaşabiliyor artık tüm habere. Daha böyle spesifik, daha özel haberler yapıyorsun aslında. Bu da seni farklı kıldı. Evet. Yani mesela bu haberleri kim üretiyor? Sen mesela ne kadar kişilik bir kadroyla çalışıyorsun? Sadece yazılımcılar yok senin ekibinde. Tabii ki, tabii onu da ki. Anlatmanı istiyorum. Şimdi bizim toplam 120 kişilik bir ekibimiz var. Ankara, İstanbul. Ankara'da hala ODTÜ kampüsünün içindeyiz. ODTÜ Teknokent'teyiz. Orası ARGE merkezimiz artı işte şirket merkezimiz. Bu arada üniversite seni destekledi mi hep girişimci tabii olarak? Tabii ki. Tabii ki. ODTÜ. Yani ODTÜ yani buradan teşekkür edeyim. Hani Ural Hoca ile başlayan ve 3 rektör, 3'ünü gördüğüm Ural Hoca, Ahmet Hoca, şimdi işte Mustafa Hoca. Üçü de çok destek oldu. Çok önemli. ODTÜ Teknokent çok destek oldu. Zaten benim ilk girişimimi, kuruşum işte ODTÜ Teknokent'in düzenlediği Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması. 2005 yılında Türkiye'nin ilk teknolojik iş fikirleri yarışmasıydı. Üniversite o anlamda çok önemli. Onların katkısıyla o sayede ben atıldım işte. Bizim ilk ofisimiz ODTÜ Teknokent'in içerisinde KOSGEB'in teknoloji geliştirme merkezinde 25 metrekarelik, hiç kirasını vermediğimiz, ortak hizmetlerden faydalanabildiğimiz bir ofisti. Yani bunlar tabii ki çok faydalı oluyor. Tabii. Bir de hani ODTÜ içinde olmak, işte ODTÜ'deki öğretim görevlileriyle, yüksek lisans öğrencileriyle veya lisans öğrencileriyle işte bir staj, ortak proje geliştirme işbirliği konusunda da çok önemli oluyor. O yüzden yani biz üniversitenin içerisinde kurulup orada büyümeyi hep çok faydasını gördük işte. Yani 2005... üniversite icat çıkarma demedi sana, icat çıkar dedi. Aynen öyle. Öyle diyen üniversiteyi seçiyoruz, icat çıkar diyecekler evet. Hep. Üniversitenin desteği önemli, o kültürü aşılaması önemli. Ural Hoca derdi, iş arayan değil, iş kuran mezun çıkartmaya çalışıyoruz derdi. O çok doğru bir... Biz de bu ekrandan çok söylüyoruz Kaan. Çünkü bir Işık Üniversitesi'nin yaptığı bir anket çalışmasında ne yazık ki %70'e yakın KPSS'ye girip devlet memuru olmak istiyorum demiş gençler. Bu sınırları bir aşmamız lazım. Ya şimdi tabii bu hani tek başına değerlendirilecek bir konu değil. Yanında işte Türkiye'nin ekonomik politik gündemi de var. Bu insanların buraya yönelten farklı ajandalar da var. O yüzden ben anlayabiliyorum genç arkadaşları hani KPSS ile bir devlet güvencesiyle iş sahibi neden olmak istediklerini. Ama yani girişimcilik de yani bir değer üretmek, sıfırdan hiç olmayan bir iş kurup, bir yemek sepeti örneğimiz var, sıfırdan kurup tabii. 500 küsür milyon dolara satılan bir örnek. Bunun hani yurt dışında onlarcası var. Küçücük Estonya'dan, İsrail'den, Finlandiya'dan milyar dolarlık şirketler çıkıyor. Yani bunlar aslında ülkeleri kurtaracak olan şeyler. Evet, o yüzden, aynen öyle. Yani o yüzden yani bunların anlayabiliyorum neden bu kadar KPSS şey yapılıyor ama bunun bir devlet stratejisi olarak bir kurgulanması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve gerçekten yani 2 sene önce sıfırken şu an işte 2-3 milyar dolar olan şirketler var dünyanın her yerinde. O şekilde biz ancak biz akıllı tercihlere bunu sürekli dillendiriyoruz, teşvik ediyoruz. Peki mesela sende ama kurumsal iletişim müdürüm var değil tabii, mi? Tabii tabii. İşte ne bileyim editörlerim var. Hani aynen öyle. Bir sürü sosyal alan da aslında sosyal alanlar içerik üretme konusunda dijitalleşiyorlar. Kesinlikle. Şimdi bizim içerik editörlerimiz var. Böyle hepsi tabii gençlerin ne dediğini dinleyen, onların ne istediğini bilen... zaten kendileri de genç olan arkadaşlarımız. Hepsi sözelci bunların ama yani sonuçta atıyorum ziraat mühendisi de var bizde editör olarak çalışan ama çok güzel yazı yazabiliyor. Çok yaratıcı. Sosyal medya etkileşimini çok iyi yönetiyor. Bakın bunların hiçbiri sosyal sayısal şeyler değil aslında. Evet. Beceriler, tecrübeler değiller. O yüzden ben hani katılmıyorum arkadaşlara sözel bölümler. Öyle eleştirmişler. Şey biz hep sayısal ya. Konuşuyorsunuz demişler. Evet. Şimdi hocama da soracağım zaten mesela sözel bölümler de var. Peki İş var mı? Ne zaman para kazanmaya başladın? Çok mu özel oldu? Soru. Yok. Para kazanıyor musun? En çok merak ettikleri konu bak. Ya işte 120 kişiye maaş ödüyor olmak için biraz kazanmak biraz gerekiyor. Biraz omuzdan çok duruyorsun. Evet, saçlar beyazladı. Çok çalışıyorum diyorsun. Tabii çok çalışmak çok önemli. Yani işte haftada belki 7 gün ben çalışıyorum. Yani hafta içi zaten günde 14 saatten az çalışmıyorum ki bu yani mezun olduğumdan beri böyle 2005 yılından beri. Yani böyle hani aslında o kadar da kolay bir iş değil arkadaşlar. Çok zor. Yani gerçekten iyi bir fikri buluyorsun, sonra da yapıyorsun.
Bir de yani işlerin iyi gitmesi de hani kolay değil. Fikir iyi olacak, ekip iyi olacak. Hani kendinizi tamamlayan, sizden daha iyi bilen bazı konuları kişilerle çalışmak zorundasınız. Sonuçta yani üniversiteden yeni mezun olmuşsunuz. 30 yaşlarında ve 30 yaşına gelmemiş bir gençsiniz. Her şeyi bilmek durumunda değilsiniz ama işte iyi bir muhasebeci, iyi bir hukukçu, iyi bir işte PR'cı vesaire olduğu zaman iyi bir ekiple şanslı, şans da çok önemli tabii. Şanslı, evet, şanslı, azim ama bir de istemek galiba. Çok çalışmak. Hmm. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman hani şey derler ya, uçak kazasının meydana gelmesi için birden fazla şanssızlığın aynı anda olması lazım. Yani işte pilotun dalgınlığı, bir tane teknisyenin bir şeyi kablosunu sıkmayı unutması, bir de onun üstüne bir hava muhalefeti olduğu zaman yani 3 tane terslik giderse uçak anca düşüyor. Evet. Aslında girişimlerde de böyle 3 tane şey yolunda giderse girişim başarılı olabiliyor. Herhangi birisi olmazsa, yani iyi bir ekip olmazsa, fikir ne kadar iyi olursa olsun ne yazık ki olmuyor. Ya da işte finansal güç çok önemli. Sonuçta... Peki ne yaptın? Nasıl buldun finansı? Yatırımcılarımız var. Tabii ilk biz kurduğumuz zaman 2012 yılında hayata başladık. 2013'te çok büyümeye başladık ve biz bütün dünyadaki bu tarz startupların yaptığı gibi yatırımcı aramaya başladık. Çünkü bootstrapping denir. Kazandığınız parayı işe yatırıp yavaş yavaş büyümeye çalışırsınız. Evet. Ama o sancılı bir süreçtir. Bunun yerine bir yatırımcıya gidersiniz. Dersiniz ki benim şirketime şu kadar para koyun, ben size şu kadar hisse vereyim. O sizin koyduğunuz şirketteki parayla da ben bu şirketi büyütmek için uğraşacağım. Kar odaklı olmayacağım. Bu parayı yakacağım. Hı hı. Ama bunun sonucunda 4 yıla karlı bir şirket haline geleceğim gibi bir hikaye anlatmanız gerekir. Yatırımcı da bunu eğer şey yaparsa, ikna olursa kabul ederse. Aynen bu şekilde biz o ne diyordu, toplam 6 milyon dolar kadar bir yatırım topladık. Çok büyük para toplamışsınız, 6 milyon. Bunun işte çok ciddi bir kısmı EBRD, Avrupa Kalkınma Bankası'ndan geldi. Yani proje iyi olursa veriyorlar parayı. Proje iyi olursa, ekip iyi olursa. İkna ederse veriyorlar. Aynen parayı. Eğer şey varsa tabii, finansallar da iyiyse görünümü, gelecekte bu bir umut vaat ediyorsa. Belli de bir kapsama alanı varsa evet, yatırımcılar ikna alıyor. Sonuçta bizim hikayemizde. Biz dedik ki biz Türkiye'de medya sektörünü değiştireceğiz. Nasıl her şey dijitalleşiyor? Perakende dijitalleşiyor, bankacılık dijitalleşiyor. Türkiye'de medyanın da dijitalleşmesi lazım. Ama medya Türkiye'de geleneksel medya kuruluşlarının hükmünde. Dijital de öyleydi bizim kurduğumuz zaman. Biz dedik ki biz dijitalde doğan, dijitalde yaşayan nesil için dijitalde doğan bir medya şirketi olacağız. Onların dilinden içerik üreteceğiz. Ve oldunuz da. Ve oldu, bu çok çabuk karşılığını gördü.